İnsan sevdiği zata eğer benzemek kabilse fıtraten benzemek ister. İnsan sevdiği zata eğer benzemek kabilse fıtraten benzemek ister. İşte Habibullah'ı sevenlerin sünnet-i seniyesine ittiba ile ona benzemeye çalışmaları kat'iyen iktiza eder. İşte Habibullah'ı sevenlerin sünnet-i seniyesine ittiba ile ona benzemeye çalışmaları kat'iyen iktiza eder. Efendim, fıtraten benzemek nasıl olur? Kabil ise diyor. Kabil ise. Yani mesela yol yürüyüşü elinde olmayarak Efendimizin yürüyüşüne benziyor. Gülüşü onun gülüşüne benziyor. Fıtraten. O elde olan bir şey değil. Yaratılışta ona benzemek vücut yapısı itibariyle. Efendim hareketleri itibariyle. Yaratılışta öyle yaratılmış. O elde olan bir şey değil. Orayı bir daha oku. Eğer kabil ise diyor. İnsan sevdiği zata eğer benzemek kabilse fıtraten benzemek ister. Fıtraten benzemek ister. Yani şeyde Sultan Hazretleri Denizli Afyon hapsinden sonra müzeyi dışarı çıkmıyor. Sıddık kardeş anlattı. Mustafa Acet Efendi Allah rahmet etsin ikisine de demiş ki illa beni bir Feyze Efendi'ye götür. Afyon'da beraber kalmışlar ya. Sıddık kardeş kendisi anlattı. Diyor aldım götürdüm. Mustafa Acet abi diyor sohbette işte oturduk ve kalktık. Dışarı çıkınca diyor bana dedi ki Sıddık kardeş sen üstadı gördün mü? Dedim ki görmedim abi. Dedi ki Feyzi Efendi'ye bak. Gülüşü, bakışı, el hareketleri, oturma tarzı hepsi üstad. Aynısı. Aynen üstad. Şimdi fıtraten ne kadar benzemiş bilemiyorum. Yani fizik olarak. Ama ahlak olarak, hareket olarak aynısını yapıyor. Aynısını. Aynısını. Ya onu daha evvelden üstadı gören zevat-ı kiram yakınları Feyzi Efendi'yi gördükleri zaman aynen üstad diyorlardı yani. Yani fıtraten ona benzemeye çalışmak elbette herkesin istediği bir şeydir ama fıtraten mümkün olmasa ahvalini benzetmek lazım geliyor. Evet. İnsan sevdiği zata eğer benzemek kabilse fıtraten benzemek ister. İşte Habibullah'ı sevenlerin sünnet-i seniyesine ittiba ile ona benzemeye çalışmaları kat'iyen iktiza eder. Üçüncü nokta. Ben konuda bir yazı okumuştum. Sahabe efendilerimizden en çok Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e benzeyen Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'mış. Gittiği yerde böyle yalvararak, eğilerek veya durarak gidermiş. Sorduklarında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yaptıklarını yaptığını söylermiş. Ya burada böyle yapardı, burada böyle yapardı. İşte buradan geçerken eğilirdi. İkincisi, madem Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam
insanlara olan hadsiz ihsanat-ı ilahiyenin en mühim bir vesilesidir. Elbette Cenab-ı Hak hesabına hadsiz bir muhabbete layıktır. Efendimizin yürüyüşüne en çok benzeyen Fatıma-i Zehra anamız. Ayşe-i Siddik anamız öyle diyor. Aynen onun gibi yürürdü diyor. Fatıma-i Zehra. Yürüyüş en çok ona benzeyen oydu. Madem Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam insanlara olan hadsiz ihsanat-ı ilahinin en mühim bir vesilesidir, elbette Cenab-ı Hak hesabına hadsiz bir muhabbete layıktır. İnsan sevdiği zata eğer benzemek kabilse fıtraten benzemek ister. İşte Habibullah'ı sevenlerin sünnet-i seniyesine ittiba ile ona benzemeye çalışmaları kat'iyen iktiza eder. Üçüncü nokta. Cenab-ı Hakk'ın yani burada fıtraten benzemek istemesi fıtrat efendim fıtraten benzemek istemesi ona riyakatı olduğundan mıdır? Yani taklit de fıtraten benzemek istemesinden midir? Taklit başka, fıtraten benzemek. Efendimizin yürüyüşünün aynısını yürüyordu Fatıma-i Zehra anamız. O şey değil, benzemeye çalışmak değil, taklit değil o. Fıtri öyle. Fıtratı öyle onun. O taklit ayrı, taklit kabiliyetinin yüksekliği nispetinde mertebesi yükselir. İmam Rabbani Hazretleri Ebu Bekir-i Sıddık'ı radıyallahu anh en yüksek mertebeye çıkaran şey taklit kabiliyetinin çok yüksek olmasıydı diyor. Taklit kabiliyeti çok yüksekti. Resulullah ne yapıyorsa aynısını yapabiliyordu diyor. Taklit kabiliyeti. O fıtri değil. O iradi. Niyetle oluyor. İradi oluyor. Ama fıtri işte Ayşe Fatıma-i Zehra anamızın yol yürümesi gibi. Aynısını yürüyormuş. Onu gören Resulullah yürüyor güzel ne dermiş. Ayşe-i Siddik anamız söylüyor. Karşıdan Resulullah gibi yürüyüp geliyordu diyor. Fıtrat başka, niyet başka. Niyet karıştı mı fıtrat gider, taklit başlar. Ama taklit çok yüksek bir şeydir. Yüksek istidatlı insanların taklit kabiliyeti vardır. Hulusi Bey bunlardandı. Dehşetli taklit kabiliyeti vardı Hulusi Bey'in. Allah ona rahmet etsin. Dehşetli taklit kabiliyeti vardı. Evet. Mevzuyla ilgili en son sual var efendim. En son dakika efendim. En alttaki. Orkun. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mehmet Feyzi Efendi'nin üstada benzemesi, üstadı yakından tanıdığı için hususi bir çaba ile mi olmuştur? Yoksa hem hal olduğu için ilahi bir lütuf eseri midir? Fena fil ihvan. O kadar seviyor ki onun gibi oluyor. O kadar seviyor ki onun gibi oluyor. Fena fil ihvan sırrı bu.
bizde var İhlas Risalesi'nde. Onlar da fena fi şeyh, bizde fena fil ihvan güzel bir düsturdur. Bu fena fil ihvanın taklitle başlayan, başlangıçta taklitle başlayan mertebesinden aynısı olma durumuna kadar gidiyor. Barla Lahikası'nda Üstad Hulusi Bey'e ne yazmış? Sizde ders yapmak sırasında meydana gelen hissiyat-ı âliye Dellal-ı Kur'an Said'in vekili belki aynı hükmüne geçtiğin içindir. Fena fil ihvan bu. Demek ki yine Hulusi Bey ne diyor? Gözünü yumduğu zaman üstadı göremeyen muhabbet havasında yalancıdır diyor. Öyle demiyor mu? Ellerini kaldırdı. Sevdiğini, öyle mi diyor? Evet. Ellerini kaldırdığı zaman sevdiğini müşahede etmiyorsa muhabbet havasında yalancıdır. Yalancılıkla geçen bir ömür, sahtekarlıkla geçen bir ömür. Fena fil ihvan sırrı bu. Aynı hükmüne geçir, aynı hükmüne. Aynen. Hatta birçokları onu onun gibi görüyor. Yani Bediüzzaman olarak görüyor. Veya Feyzi Efendi'yi Bediüzzaman olarak görüyor. Tecessüm ediyor yani. Aynen o oluyor yani. Aynen o oluyor. Bu vakalar çoktur. Aynen o oluyor. Fena fil ihvan sırrı. Orkun Bey devam ediyor. İkinci aynı soru var. Sualimi mazur görün, üstadın kendiniz hizmete adamış bizzat. Üstadı görmüş, ondan ders almış. Diğer öğrencileri için de, mesela Hulusi Bey, Hüsrev Efendi ve bunun gibi içinde geçerli mi? Onlar da üstada benziyor mu? İhlas derecesine bağlı, irtibat derecesine bağlı, teslimiyet derecesine bağlı. Bu bir mertebe değil. Bu bir mertebe değil. Yani insanlar arasında Risale-i Nur'u yazan bir Bediüzzaman ayet değil ama ayetin işini gören kitabı yazıyor. Ayet değil ama ayetin işini gören kitabı yazıyor Bediüzzaman. Risale-i Nur şuhuttur. Bu kadar yüksek mertebedeki bir Bediüzzaman'a benzemek yüzlerce, binlerce kademede mümkündür. Binlerce kademede mümkün. Onun için bir kademe değil. Hulusi'nin kademesi başka. Feyzi'nin kademesi başka. Efendim Zübeyir abinin, Sungur Efendi'nin kademesi başkadır. Başka başkadır yani. O tabiri Üstad Hazretleri sadece Hulusi'ye kullanmış. Ders yapmak sırasında sizde meydana gelen hissiyat-ı âliye Dellal-ı Kur'an Said'in vekili, Dellal-ı Kur'an Said'in vekili, Abid Said'in değil, İhvan Said'in değil, Dellal-ı Kur'an Said'in vekili. Üçtür biliyorsunuz üstad. Vekili belki aynı hükmüne geçtiğin içindir. O belki muhakkak manasında, şüphe manasında değil. Belki aynı hükmüne geçtiği içindir. İşte böyle üstadı da, Feyzi Efendi'yi de, Hulusi'yi de eski halleriyle bilen, üstad zamandaki halleriyle, üstadın vefatından sonra da Mustafa Hacet abi Said şeye, Sıddık kardeşe öyle demiş. Allah rahmet eylesin. Sıddık bana anlattı. Dışarı çıktık dedi sohbetten. Dedi Sıddık kardeş, sen üstadı gördün mü? Dedim ki görmedim abi.
Feyzi Efendi'yi gördün ya dedi. Nesi varsa üstadın tıpatıp aynısı demiş. Aynısı. Oturması, konuşması, efendim, el hareketleri, bakışı, ne varsa, kelimeleri. Kulüsiye, Feyzi'ye bak demiş, üstadı görürsün. Taklit kabiliyetinin yüksekliği. Evet. Orkun kardeşim. Allah senden razı olsun. Buyur.